VIP hanımlardan herkese selamlar bu videomuzda cornetta külahında dondurma yapacağız dondurmanın yapımını videomuzun sağ üst köşesindeki info butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz ya da videomuzun altındaki linke tıklayarak dondurma yapımına yine ulaşabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken dondurmanın krem şanti aşaması birebir dondurmayı videodaki videonun altındaki linkteki tarife göre aynısını yapıyoruz yalnızca krem şantisini 2 paket olarak kullanıyoruz. Sebebi ise kornetta külahında kremi sıkacağı ile daha kolay şekil verebilmemiz içindir. Şimdi gelelim kornet külahında dondurmanın yapım aşamasına. Belirttiğim gibi dondurmayı linkteki ya da info butonundaki videomuzda göre hazırladıktan sonra 2 paket krem şanti ekleyip çırpıyoruz. Çırpma aşamamızı tamamladıktan sonra dondurmamızı buzdolabına kaldırıyoruz. Biz bu arada 2 paket bitter çikolatayı, 1 çay kaşığı yumuşak margarin ve 2 yemek kaşığı süt ile eritiyoruz. Çikolatayı benmara usulü eritiyoruz. Altında mutlaka sıcak su olmalı ve kesinlikle sıcak su çikolataya karışmamalı. Bir damlası bile gelse çikolatayı bozabilir. Çikolata eridikten sonra kalem sıkacak yardımı ile kornetto külahlarının içerisine çikolatayı sıkıyoruz. Tüm külahlarımızı çikolatayı sıktıktan sonra dondurma kaplarının içerisine yerleştirip buzluğa bırakıyoruz. Çikolatanın donmasını sağlıyoruz. Çikolatalar donduktan sonra kornetto külahlarımızı alüminyum folye ile sarıyoruz tüm külahlarımızı alüminyum folyo ile kapladıktan sonra buzlukta beklettiğimiz dondurmayı krema sıkacağı yardımı ile tüm kornet külahların içerisine dondurmamızı sıkıyoruz. Dondurma kaplarının içerisinde ile birlikte dondurmaları yerleştirdikten sonra üzerlerine tekrardan krema sıkacağı ile dondurmayı sıkıyoruz. Buzlukta dondurmalar en az 8 saat durmalı. 8 saat sonra kalem çikolata sıkacağı ile yine çikolata üzerlerine sıkılarak servis edilmelidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.